Teknoloji rehberiniz Bir Tık Dünya'dan merhaba. Dijital oyuncaklar, ürünler, hizmetler, en son teknolojik gelişmeler. Her şey ama her şey Bir Tık Dünya'da. Hadi başlayalım. Geri dönüşüm projeleri, teknolojik atıkların içlerinde yer alan değerli metalleri ekonomiye kazandırıyor. Her cihazdan elde edilen değer eğitime aktarılıyor. Binlerce firma dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te buluştu. 20 binden fazla yenilikçi teknoloji ve cihaz dünyaya tanıtıldı. Sosyal medyada dikkat çekmenin yolu fark yaratan içeriklerden geçiyor. Sürekli üreten ve sanal alemdeki kullanıcılarla etkileşimi güçlü olan kazanıyor. Hepsi teknoloji rehberiniz Bir Tık Dünya'da. Her geçen yıl teknolojik atıkların sayısı ve kapladığı alan artmaya devam ediyor ve dünyamızı kirletmeye de devam ediyor bu atıklar. Peki onları geri dönüşümle beraber ekonomiye kazandırsak ne olurdu? İşte yanıtları. Eskiyen, bozulan, modası geçen, artık kullanılmayan teknolojik cihazlar. 50 milyon tondan fazla elektronik atık. İnsanlar dünyayı bir teknoloji çöplüğüne çeviriyor. Üstelik her yıl bu atıklara en az 2 milyon ton daha ekleniyor. Elektronik atıkların içinde çevreye çok ciddi zararlı maddeler var. Baryum, civa ve bazalt bunların başında geliyor. Bu maddeler toprağa karıştığında toprağa ciddi zararlar veriyorlar. O açıdan elektronik atıkların dönüşümü çok kritik ve özellikle bunu kontrol altında yapılması lazım. Şu anki istatistiklere baktığımızda da sadece %20'sinin kontrol altında olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri uyguladıkları elektronik dönüşüm programları sayesinde yaklaşık 60 milyon euro gelir elde etti. Çünkü elektronik atıkların içinde pek çok değerli madenden elde edilen bileşenler kullanılıyor. Elektronik atıkların içinde belki çoğumuz bilmiyoruz, ciddi değerli madenler de var. Şu anda istatistiklere göre altın rezervinin %7'sinin elektronik atıklar içinde olduğu değerlendiriliyor. Bunun da ayrışımı yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılması açısından da çok önemli bir dönüş. Kobalt, tiroid ve astıma yol açıyor. Nikel, akciğer kanseri ve kalp bozukluklarına sebep oluyor. Liste böyle uzayıp gidiyor. Beyinden göze, kalpten ciğerlere, deri hastalıklarından derin depresyona kadar sayısız rahatsızlığı tetikliyor bu atıklar. Bu yüzden daha duyarlı olmalı, daha çok dönüşüm tesisi kurmalıyız. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği de tüm bu maddelerin doğaya zarar vermemesi için harekete geçti. Sektörel işbirlikleriyle birlikte teknolojik atıkları mağazalara konulan kumbaralarla toplamaya başladılar. Üstelik dönüştürülen atıklardan elde edilen gelir eğitime aktarılıyor. Elektronik atıkları toplayın, eğitime dönüştürün diyoruz ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanıyor buradan elde edilecek gelir. Bunun da bir sebebi var. Çünkü buradaki bilinci kazanmak açısından adına eğitim çok önemli. Çocukların bu bilinci kazanması çok önemli. Bu zararı, o toprağa verilen zararı bilmezlerse o duyarlılıkta da olmuyorlar. Bu projenin en önemli adımlarından bir tanesi bu elektronik atıkları toplamak tabii ki değerli ama esasında bu bilinci oturtmak. Teknolojinin hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Ama dünyamızı kurtarmak için karbon ayak izimizi küçültmemiz, tüketirken daha dikkatli olmamız, küresel iklim değişikliğine karşı savaşmamız ve plastikten tamamen vazgeçmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki dünyayı biz kirlettik ama yine biz kurtarabiliriz. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te bu yıla damgasını vuracak ürünler, hizmetler ve yenilikler tanıtıldı. İşte 20 binden fazla ürünün sergilendiği CES'ten sizin için derlediklerimiz. We'll be right back.
akıllı şehirler, uçan otomobiller, katlanabilir televizyonlar, duvardan duvara kaplanan LED ekranlar, yapay zekalı robotlar, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen konsept araçlar. Hepsi dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te teknoloji tutkunlarıyla buluştu. 4500'den fazla firma teknoloji alemini etkilemek için tüm marifetlerini Las Vegas'ta sergiledi. 20 binden fazla yenilikçi teknolojik ürün ziyaretçilerin test etmeleri için fuar alanındaydı. CES 2020'ye ulaşım teknolojileri damgasını vurdu. Otonom araçlar, uçan otomobiller, dağıtım dronları ve su altında rahat hareket etmeyi sağlayan fütüristik tasarımlar. Flying Gondola, ilginç tasarımıyla bir drone ve tarım aracı görüntüsüne sahip olmasına karşın tek kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek yapıya sahip. Yerden 150 metre yükselebiliyor. Elektrik motorlarıyla tek kişiyi şehir içi ulaşımında hızla gideceği yere ulaştırmayı hedefliyor. Uçan otomobil SA-1 100 km menzile sahip. Saatteki hızı ise 290 km. Kronik hale gelen trafik sıkışıklığına bir çözüm yaratmak için tasarlandı. Bu yılın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa mesafeli uçuşlara başlayacak olan model 2023'te ticari kullanıma sunulacak. Vision VTR adını taşıyan model ise geleceğin otomobili konseptini teknoloji tutkunlarına anlatmak için tasarlandı. James Cameron'ın ünlü filmi Avatar'dan esinlenildi. İnsan, makine ve doğa arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmayı planlayan modelde kalp ritminden stres düzeyine kadar her şey anlık kontrol ediliyor. Çevreye saygılı motoru sayesinde kirlilik yaratmıyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen özel kapakçıklar sürüşe göre şekil değiştirip güvenliği ve yol tutuşunu arttırıyor. Artırılmış gerçeklik simülasyonları ise geleceğin otonom sürüş teknolojilerine veri toplamak ve zemin oluşturmak için tasarlandı. Sensörlerle sürüşe tepki veren ve gerçek yol hissini yaşatan simülasyonlar sayesinde trafikte yaşananlar çok daha etkin şekilde analiz edilebilecek. Sualtı tutkunları için tasarlanan scooter ise dalgıçların rahat ve hızlı hareket etmesini sağlıyor. 11.000 mAh bataryayla 40 metreye kadar su geçirmeden çalışan White Shark sadece 3,5 kilo ağırlığında. Yalnızca ulaşım teknolojileri değildi elbette. Farklı yüzeylere kolaylıkla uyarlanabilen ve tabandan tavana kadar her yeri kaplayabilen LED ekranlar da göz kamaştırdı. Mikro LED teknolojisiyle tasarlanan ve 7.4 metre genişliğe sahip The Wall, 8K çözünürlüğü, incecik yapısı ve daha gerçekçi görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı. İncelik ve yüksek çözünürlük kilit özelliklerdi bu sene. Buna bir de şekil değiştirebilen ve kaplandığı yüzeye uyum sağlayan LED ekranlar da eklendi. Mikro LED teknolojisinin nimetleri sayesinde kaplanan alanlardaki farklı şekillere de uyarlanabilen ekranlar dikkat çekti. Geçen yıl büyük sükse yapan ama bir türlü istenilen verimi veremeyen katlanabilen telefonlar 2020'de yerini katlanabilen ekranlı dizüstü bilgisayarlara bıraktı. Koca bir ekrandan oluşan laptoplar 13 ve 14 inç olarak tasarlandı. Harici bir klavyeyle desteklenen modeller çalışma alanını görsel anlamda genişletmeyi amaçlıyor.
Mikroledler sayesinde önümüzdeki yıllarda çantalardan kıyafetlere kadar sayısız alana uyarlanabilecek olan esnek ledler, özellikle yayıncılık ve reklamcılık sektörüne sonsuz imkanlar sağlayacak gibi görünüyor. Şef robotlar CES'te yoğun ilgi gördü. Malzemeleri karıştıran, lezzetleri birleştiren ve pişiren robotlar geleceğin mutfaklarında işleri kolaylaştırmak için biz de varız dedi. Servis robotları ise gelen siparişi en hızlı şekilde yerine ulaştırmak için algoritmalarının daha da geliştirildiğini bu yıl ispat etti. Kudutek ve Bellabot isimli robotlar geniş tepsilerden meşrubatlara kadar her şeyi rahatlıkla masalara ulaştırdı. Tıp ve hizmet sektörlerinde karşılama görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan robotlar da CES'te dikkat çekti. Ayrıca yalnızlığa çözüm olarak tasarlanan ve sevilebilen robotlar da CES'te görücüye çıktı. Neon ismini taşıyan sanal insan projesi ise akıllı asistan teknolojileri gibi kişilerle iletişime geçebiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenme altyapısı sayesinde sohbet edebiliyor, milisaniye içinde tepki verebiliyor. Neonların gelecekte öğretmen, finans uzmanı ve sağlık görevlisi olarak kullanılması planlanıyor. Geleceğin dünyasına yön verecek akıllı şehirlerde CES'te yerini aldı. Woven City, Japonya'da inşa edilecek. Bilim insanlarından ve projenin geliştirilmesinde yer alan uzmanlardan oluşan 2000 kişilik bir kitlenin yerleşimine açılacak Woven City. Ultra teknolojik bu kentte sıfır karbon salınımı olacak ve otonom araç testleri yapılacak. Teknolojik kentin temelleri ise 2021'de atılacak. Devir dijital devir ve hepimiz birer sosyal medya canavarıyız. Peki sosyal medyada daha çok takipçiye ulaşmak ve daha sağlam içerikler yaratmak için neler yapmamız lazım? İşte yanıtları. Hayatımızın her anı artık sosyal medyada. Ama artık sadece eğlence değil amaç. Markalar yeni yüzlerini sosyal medya önderleri arasından seçiyor. Hatta işverenler sosyal medya hesaplarına göre çalışanlarını belirliyor. Sosyal medya CV'lerimizin yerini alacak diye düşünüyorum. İş başvurularında artık profesyonelleri sana CV'lerine bakmadan önce sosyal medya hesaplarına bakıyor. Bu yüzden özellikle öğrencilerin ve iş arayanların sosyal medyayı daha etkili kullanması ve bu anlamda geleceğe bir yatırım aracı olarak görmelerini tavsiye edebilirim. İçerik üretirken fark yaratmak en önemli öncelik olmalı. Başarının yoluysa sürekli üretmekten geçiyor. Kişisel anlamda diğer insanlardan farklı bir konuma gelip büyük etkileşim yaratmak istiyorsak öncelikle istikrarlı olmak lazım. Yani sosyal medyada kısa sürede başarı büyük mucizelerle olur. O yüzden doğru ve etkin bir içerik üretim sistemiyle istikrarla gitmek lazım ve işin doğrusu dallandırıp budaklanmamak lazım içeriği. Örneğin bir alanda uzmansınız, teknoloji alanında uzmansınızdır. Bu anlamda içerik üretim çok fazla yan yollara girmeden teknoloji odaklı ve günceli teknoloji içeriğinde entegre ederek uzun vadeli plan yaparak başarılı olabilir. Sosyal medya hem tüketicilerin markalara erişimini kolaylaştırdı hem de şirketlerin hedef kitlelerine ulaşımını. Ya, sosyal medya tek yönlü iletişimi çift yönlü iletişime evirdi. Şöyle söyleyeyim, markalar müşterilerine çok zor ulaşıyordu bundan 10 sene önce. Müşteriler de markalara çok zor ulaşabiliyordu. Örneğin müşteri ayakkabı aldı bir markadan. O ayakkabıyla ilgili problem yaşadığında bunu ancak müşteri hizmetleri aracılığıyla iletebiliyordu. Bu da ya çok meşakkatli ve zor bir işti. Bugün artık sosyal medya vasıtasıyla direkt problemini yazıp markaya ulaşabiliyor. Markada insanlara, sonuçta bugün
Türkiye bazında bakacaksak Facebook'ta 50 milyon kullanıcısı var Türkiye'nin. Instagram'da 40 milyon kullanıcı var. Twitter'da yaklaşık 10 milyon kullanıcı var. Bu da aslında bütün markaların ulaşmak istediği hedef kitlenin orada olduğunu gösteriyor. Bir tweetle, bir Facebook gönderisiyle binlerce insana ulaşma imkanı sağladı. Influencer, yani sosyal medya önderleri şirketlerin markajında. Ürünlerin ya da hizmetlerin tüketiciye anlatılmasını kolaylaştırıyorlar. Özdeşleşme imkanı yaratıyorlar. Influencer aslında etkili insan demek. Etkili insanlar da binlerce, on binlerce insanı bir ürüne, bir hizmete yönlendirebilen insanlar demek. Şimdi yüksek takipçiye ulaşan insanlar genelde takipçileriyle iyi bağ kuran insanlar. Takipçiler o insanın sevdiği ve yaptığı şeyi destekleyen insanlar oluyor. Bu da onun yönlendirdiği, tavsiye ettiği ürünü almalarını sağlıyor. Bu anlamda markalar bu işbirliklerinde başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Aslında bu birbirini büyüten bir çarkın parçası. Markalar influencerlarla iş yaptığı vakit hem markalar büyüyor, aynı oranda influencerlar da büyüyor. Yani önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerini görmeye devam edeceğiz. Sadece sosyal medya canavarı olmak yetmiyor. Fark yaratan içeriklerle sürekli çalışarak, kafa yorarak ilerlemek gerekiyor. Etkileşimi güçlendirip dijital dünyanın bize sunduğu nimetleri sonuna kadar kullanarak yeni iş modelleri de yaratmamız mümkün. Sosyal medya hesaplarınızda kişisel verilerinizi herkese açık ayarlarla asla ve asla paylaşmayın. Mesela doğum tarihiniz, doğum yeriniz, telefon numaranız, iş veya ev adresiniz. Bunları hiçbir şekilde paylaşmamanız gerekiyor. Ayrıca çocuğunuzla ilgili özel bilgileri ve fotoğrafları da hiçbir zaman herkese açık ayarlarla paylaşmayın. Diğer yandan da bütün sosyal medya hesaplarınızı mutlaka yeniden gözden geçirin ve güvenlik ayarlarını özelleştirin. Şimdi sırada bu haftanın yeni çıkan oyunları var. Different options are available to you when you have the ball. You can pass the ball to a teammate by controlling the pass distance. Get your opponent to commit to the tackle. Zorlu ligler, rekabet dozu yüksek maçlar, zirve için kapışan takımlar. Hepsi Rugby 20'de. By kicking the ball into touch, you can get a line out and relieve the pressure. Or a Gary Owen gives you time to fight for the ball as it drops. Toplam 9 ligde kariyer modundan turnuvaya kadar sayısız maçın kapılarını aralıyor oyun. With the right stick, you can perform different techniques. Hücum ve savunma taktiklerinizi ilerletip maçları kazandıkça takımınızı yeni transferlerle geliştirebiliyorsunuz. Players provide a more solid defense, so use advanced tackling to force a turnover on impact. But a lack of accuracy can result in a dangerous tackle. Futbol Tactics and Glory. Takımınızı kurun, yönetin, rakiplerinizi analiz edin, yeşil sahalarda başarıya ulaşmak için strateji geliştirin. Teknik kararlardan transferlere kadar her şeyi özelleştirip takımınızı adım adım başarıya taşımanızı sağlıyor oyun. Taktiklerinizi kurduktan sonra da takımınızın neler yapacağını görmek için ekran karşısına geçip izleyin. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Oyun aleminde onlarca yıldır önemli bir yere sahip olan yapım, 2003'te yayınlanan versiyonunu elden geçirerek teknoloji tutkunlarına sundu. Yeni versiyona eklenen çoklu oyuncu desteğiyle geniş bir açık dünyada canavarlara karşı mücadeleye girişiyorsunuz. Topladığınız ya da canavarlardan elde ettiğiniz eşyalarla karakterinizi geliştirip
yolunuza devam ediyorsunuz. PC, konsol ve mobil oyun dünyasının zirvesine bir göz atalım bakalım ilk 5'te hangi oyunlar var? League of Legends, Dungeon Fighter Online, Crossfire, Fantasy Westward Journey Online 2, World of Warcraft West, Pokemon Sword and Shield, Call of Duty, Modern Warfare, Star Wars Jedi, Fallen Order, FIFA 20, NBA 2020, Honor of Kings, Candy Crush Saga, Last Shelter, Survival, Homescapes, Pokemon Go. Teknoloji rehberiniz Bir Tık Dünya'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşene kadar bize hem sosyal medya adreslerimizden hem de teknoloji@haberglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda ziyaret etmeyi unutmayın diyoruz ve teknolojiyle kalın, hoşça kalın.